Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sıhhatiniz, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, yine bir haftanın sonuna gelmek üzereyiz. Bildiğiniz gibi depremzedelerimiz var, büyük sıkıntılar var. Hep aynı muhabbetler zaten. Yapacak da bir şey yok. Her şey bir şekilde oluruna bağlanıyor. Bu videodaki konumuz ne arkadaşlar? Bu süreçten sonra ne olacak, ne yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl toparlanacağız? Açıkçası çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü gerçekten bakıldığın zaman etrafta ciddi anlamda psikolojik sorunu olan, depresyonda olan, ciddi olarak, mental olarak sıkıntılar yaşayan insanlar var. Bu sadece oradaki insanlar için geçerli değil. Yani bunu birebir Hatay'da, 10 ilde, 10 ilimizde yaşayan insanlardan bahsetmiyorum. Onların akrabaları, yakınları, tanıdıkları, arkadaşları, eşleri, dostları, aynı zamanda sosyal medyada izleyenler ve diğer türlü ben, sen, herkes bunu ciddi anlamda hepimiz şu anda psikolojik olarak sorumlu olan insanlarız esasında. Neden mi? Çünkü yaşadığımız ülke deprem ülkesi. Şu anda herkes şunu düşünüyor. Yaşadığımız şehirde ne zaman deprem olacak? Veyahut olacak mı? Yaşadığım ev buna dayanıklı mı? Herkes bunu düşünüyor. Herkesin soru işaretleri var kafasında. Herkesin bir yaşamıyla alakalı bir sıkıntısı var. Neden bu var? Çok basit esasında. Çünkü inanılmaz bir zafiyet var arkadaşlar. İnsanımızda inanılmaz büyük bir zafiyet var. Çok açgözlülük var arkadaşlar. Para için, hırsları için, egoları için, kibirleri için. Özellikle şu son duyduğum konu, İşte müteahhitlerin %5 kar kazanacaklar diye imalattan çalmaları. Yani o binanın yapı taşından, iskelet kısmından, demirinden, kolonundan çalmaları. Betonundan çalmaları. %5 ya, %5, %5, %5. Bunu duyduktan sonra gerçekten, ki bunu yeni duydum. Çünkü neden yeni duydum? Ben inşaatçı değilim. Anlamam etmem. Ya bunu da duyduktan sonra gerçekten %5 için bu kadar insan evladının canını katlettiniz ya. %5 için ya. Ulan nasıl şerefsiz, nasıl şahsiyetsiz, nasıl bir göt oğlanı, ne orospu çocuğu insanlar mısınız siz? Neyse. Bu saatten sonra ne yapmak lazım? Arkadaşlar bu saatten sonra benim tek bildiğim bir şey var bu konuda. Size de bunu tavsiye edeceğim. İşinize odaklanın. Kendinizi geliştirmeye odaklanın. Sağlığınıza, sıhhatinize, sevdiklerinize odaklanın. Çünkü bu saatten sonra arkadaşlar en önemlisi bu. Sağımızdaki, solumuzdaki sevdiklerimize odaklanmamız lazım. Kendimize odaklanmamız lazım. İşimize, gücümüze bakmamız lazım. Hayatı bir şekilde normale döndürebilme çabasına girmemiz lazım. Şimdi bunu duyduktan sonra birçoğunuz şey diyebilir. Hocam bu kafayla ne normali ya? Dönmesi lazım. Çarkın dönmesi lazım. Sorumlulukların yerine gelmesi lazım. Motor geçti. Yani bir şekilde dönmesi lazım. Ve gerçekten artık böyle toparlanmamız lazım. Çünkü nereye açsak bir yıkıntı, nereye açsak bir vefat, nereye açsak bir problem. Her şeyde bir problem var arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Depremin başından sonuna kadar hala şu dakikaya kadar hala siyaset yapılıyorsunuz. Hala siyaset yapılıyor. Hala. Millet birbirini yiyor. O onu yaptı da bu bunu yapmadı da şöyle yaptı da bu böyle yaptı da o öyle olmadı da bu böyle olmadı da. Neler neler. Neler neler. Bir de üstüne biliyorsunuz yağmacılar. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Abi neler gördük ya? Neler gördük, neler? Ya şu süreç içerisinde neler gördük? Sosyal medyasında neler gördük? DM'lerden, yazılanlardan ben neler gördüm? Ne mesajlar geldi gördüm? Ne videolar izledim? Yani iğrenç. Cidden iğrenç. Onun için kendimizi eğitmemiz, kendimizi daha çok bilinçlendirmemiz, işimize daha çok odaklanmamız ve gerçekten
birçok şeyde arkadaşlar başarılı olabilmek için, daha çok başarılı olabilmek için daha eğitimli, daha ehli insanlar olmamız lazım arkadaşlar. Hala söylüyorlar işte Japonya'da bak işte 9.1'de evler yıkılmıyor. Lan 1000 tane bununla ilgili komplo teorisi de türemiş etrafta. Yok o fay şuradan gidiyordu, yok o fay buradan gidiyordu, yok Okyanistan şöyle gidiyordu, şöyle bir... Abi böyle saçma sapan, çok basit bir anlatım sergilediler bununla alakalı. Mühendisler, mühendislere zaten oradaki müteahhitler mühendismiş arkadaşlar. Her projede 300-400 kişi çalışıyormuş, görev alıyormuş. Her bir tanesi mezun olduktan sonra 2 yıl zorunlu staj, 2 yıldan sonra zorunlu sınav. Zorunlu sınavdan zaten geçebilen kişi 5 kişi, yüzlerce kişi arasında 5 kişi. Ve o 5 kişiden toplayıp 300 kişinin bir proje yaptığını düşünün. Yani onun için zaten böyle. Al Kahramanmaraş'ta bir evde, bir bina daha doğrusu, bir muhit, muhitin ismini hatırlamıyorum. Ne tabak çanak oynamış mağazanın içerisinde ne bir şey. Örnek olarak gösteriyor. Ama oradaki muhitte hiçbir şey yok. 3 kilometre ileriye gidiyorsun, her taraf yıkılmış. Dümdüz yani. Adama soruyorlar müteahhite, ne yaptın diyorlar. Abi ben bir şey yapmadım diyor. Ben devlet bana ne sunduysa, nasıl yapmam gerektiğini söylediyse ben o şekilde yaptım diyor. Ekstra bir şey yapmadım diyor. Adamın için binası yıkılmamış yani. Demek ki ne söylenirse, nasıl yapılması gerekiyorsa yapılınca da bir şey olmuyormuş. Değil mi? Ama demek ki bizim insanımız %5 için bu kadar insanın kanına girebiliyormuş. İşte bundan sonra da arkadaşlar işinize gücünüze hakim olun. İşinize sahip çıkın. Gerçekten ben ne diyeceğimi şaşırdım artık. Çünkü artık çok midem bulanmaya başladı. Çok iğrençler. Her şey çok iğrenç. Bu kısa bir video olacak arkadaşlar. Uzun bir video olmayacak. Umarım izlersiniz. Lütfen arkadaşlar işinize odaklanın. Hayatınıza odaklanın. Biraz normalleşin. Ki kafanız dağılsın. Hayatınıza bakın. Sevdiklerinize güzel vakit geçirin. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.